yemek için yaşarım, yaşamak için yemem. 1986'da liseyi bitirdim, 90'da üniversiteyi bitirdim ve 96'da da artık tamamen yeme içme işine atıldım. Bu konuda Fransa'da bir master yaptım, İngiltere'de bir sürü okula gittim. Çok yedim, çok içtim. O günden beri bu hayata devam ediyorum. 21 gün o iyi hissetme duygusu, tabii iyi yemek, iyi içki, bunlar iyi hissetmede önemli katkılarda bulunan unsurlar. Ama bunların beraberliğinin nasıl maksimize edilebileceği konusunda konuşacağım. Amaç burada yeme içme işinde yiyecek ve içeceğin beraber 2 artı 2, 4'ten büyük olması. Yani bir yiyecekle onun yanına gidecek nasıl bir içecek seçileceğinin arkasındaki mekanizmaları anlatacağım. Arkasında bazı mantıklar var. Bunlardan bahsedeceğiz. İnsanın ekmekten önce ilk yaptığı yiyecek içecek grubundaki ürün bira. 12 bin yıllık bir tarihi var. Tamamen Urfa'da başlıyor. Bugün bilmiyorum biliyor musunuz? Dünya dediğimiz bütün ekmeğin, buğdayın çıkış noktası, arpanın çıkış noktası Urfa, Karacadağ diye bir bölge. Burada insanoğlu tesadüfler sonucunda aslında bir anlamda bir çorba yaparken birayı buluyor. Ondan sonra bira Mezopotamya'ya iniyor. Sıra geçiyor, Avrupa'ya giriyor. Sonra Osmanlı'nın son döneminde yeniden Türkiye'ye dönüyor. Hatta deriz ki bira sıvı ekmektir, ekmekte katı bira. Lager mayadan biralar daha susuzluk gideren kolay içimli biralardır. Onlar mesela yaz aylarında, bahar aylarında. Ale biralar ise biraz daha dolgun, biraz daha meyvemsi biralardır, daha dolu biralardır. Öyle susuz gidenler için değil de daha çok bir yemekle eşleştirmek için, o biranın tadına varmak için içeceğiniz biralardır. Daha çok ılıman iklimlerdeki şaraplarını seviyorum. Eski dünya şaraplarından Fransız, İtalyan, İspanyol, Türk şaraplarına bayılırım. Arjantin, Şili şaraplarına bayılırım. Yeni Zelanda şaraplarına bayılırım. Böyle Alman şaraplarını belli okazyonlarda tüketirim. Bordeaux'da bir Cabernet Sauvignon Merlot, Almanya'da genelinde bir Riesling, Gewürztraminer gibi üzümler. Arjantin'den bir Malbec, Şili'den bir Carmenère üzümünden bir şarap içmek. Yeni Zelanda'dan bir Sauvignon Blanc, Avustralya'dan bir Shiraz. Gerçekten çok farklı lezzetleri tadabileceğiniz şaraplar ortaya gelir. Beyaz şarapta genelde bir asidite ararsınız, bir keskinlik, bir ferahlatıcılık. Bu şaraba ömür de verir. Kırmızı şarapta da tanen ararsınız, kekremsi. Rozede ikisinden birazcık, çok azıcık tanen, biraz da asidite verir. Yani ikisinin de buluştuğu noktadır roze. Güney Amerika kahveleri bayağı dengeli kahvelerdir. Hem gövdelidir, hem aromatiktir. Afrika kahveleri birazcık daha asiditesi önde, keskinliği önde kahvelerdir. Uzak Doğu kahveleri de daha dolgun kahvelerdir. Ben sabah mesela daha çok bir Afrika'yı tercih edebilirim. Gün içinde bir Güney Amerika'yı içerken, gün sonuna doğru da bir belki Uzak Doğu, Sumatra adası gibi ya da Java adasından daha dolgun kahveyi tercih ederim. Çünkü genelde bu konuda basit kaynaklar, çok fazla olayı komplike etmeyen kaynaklara gitmek bence daha akıllıca. Mesela şarap konusunda Wine Folly çok güzel bir kaynak. İspanya'nın mutfak kültürünü çok seviyorum. İklimini de sevdiğim için. Aslında enteresan bir teorim vardır benim. Bence güzel yemek domates yetişen ülkelerden çıkar. İspanya'da çok güzel domates yetiştiriyor. Zaten neredeyse bir gastronomi başkenti San Sebastian. Nordik ülkeler son dönemde çok büyük atılımlar yaptılar. Bütün Nordik ülkeler, Kopenhag'ın nefis bir yer yemek yemek için. Çok farklı bir deneyim.